hücre sinyali ile ilgili önceki videomuzda şöyle şeyler söylemiştik size arkadaşlar. Burada bir hücremiz ve şu şekilde üzerinde bir de reseptörü olsun diyelim, tamam mı? Tabii ki hücre zarı üzerinde olmak zorunda değil ama ben şimdilik buraya çiziyorum. Bu reseptör bir liganda bağlanabiliyor olsun ki zaten her ligandın kendine özel bir reseptörü vardır ve tabii tam tersi de geçerli. Yani her reseptörün bir ligandı bulunur. Özellikle ligand reseptöre bağlandığında, aslında önce onları bağlı bir çizeyim bir dakika. Hücreye bir şeyler yapmasını söyleyecek sinyal verebilirsiniz. Bu sinyal sonucu hücre bir takım genleri aktifleştirebilir ya da bir şekilde hücrenin metabolizmasını değiştirebilir. Hücreye nasıl davranması ile ilgili emir verecek sinyal ancak reseptör yardımıyla hücrenin içine girebilir. İşte biz buna sinyal iletimi diyoruz. Bir önceki videoda bununla ilgili pek net konuşamadım. Aklınızdan sinyal aslında hücre içine nasıl giriyor, sinyal hücre içinde nasıl hareket ediyor veya sinyaller hücreye bir şeyleri nasıl yaptırıyor gibi bir takım sorular olabilir. Bu videoda konunun tüm detaylarına inmek istemiyorum. Ama size sinyal iletimi ile ilgili birkaç temel bilgi vermek istiyorum. Umarım bu video sayesinde tüm biyolojik sistemlerin, sizin, benim ve hatta tüm hücrelerimizdeki sinyal iletiminin karmaşıklığını anlatabilirim. Şimdi şu üstteki yolağı görüyorsunuz. Ve burada kullanılan enzimler ve proteinler sebebiyle daha bir sürü birlikte çalışan, birbiriyle çakışan yolak olduğunu görüyorsunuz. Bu şemanın da üzerinde yazdığı gibi bir klasik MAP kinaz yolağı. MAP kinaz ne demek diye merak ediyorsanız, insanlar genelde bunu MAPK diye kısaltıyor. M, mitojenin baş harfi. MAPK yani mitojenle aktive edilen protein kinazlar demek oluyor arkadaşlar. Evet, o zaman mitojen ne demek? Önce onu açıklayarak başlayalım. Mitojenler hücrelerin mitoz geçirmelerini sağlayan şeyler. Yani hücrelerin mitozla kendini çoğaltmalarını sağlıyorlar. Mitojenle aktive edilen dediğimizde ne demiş oluyoruz o zaman? Evet, bakın bu yolak mitojenle etkinleşecek, yani çalışır hale gelecek. Mitojenle aktive edilen protein kinazlar. MAPK. Protein kinazlar aslında kinazları daha önce sık sık duymuştuk, hatırlıyoruz. Protein kinazlar oldukça fazla mekanizmada yer alıyorlar. Yani kinazlar da öyle, protein kinazlar da. Ne yapıyorlardı hemen hatırlayalım. Kinazlar yüksek enerjili bağları veya ATP ve GTP'nin bir parçası olan fosfatı farklı moleküllere aktaran enzimler için kullanılan genel bir isim. Hatta bunları farklı moleküllere aktarırken açığa çıkan bu enerjiyi başka tür mekanizmaları kolaylaştırmak için kullanabilirler. Daha önce de söylediğim gibi detaylara inmeyeceğim. Aslında bu epey karışık bir konu ama ben yine de birazcık açıklamak istiyorum. Aslında şimdi modern biyoloji araştırmaları için çok önemli olan proteinlerden ve enzimlerden konuşacağız. Evet, burada gördüğünüz molekülle başlayalım. Bu ligand. Bu ligand başka bir hücrenin başka bir yerinden olan bir biyolojik sistem tarafından salınacak. Ve bu EGF, epidermal büyüme faktörü demek. Bu arada 1986'da tıp alanındaki Nobel ödülü EGF'yi bulanlara verilmişti. Bakın bu bizim ligandımız. Bu ligand bir reseptöre bağlandığında bir sinyal geçişine neden olacak ve böylece sinyal hücrenin içine iletilecek. Ve tahmin edebileceğiniz gibi ligand bu membran reseptörü olan EGFR'ye bağlanacak. EGFR, epidermal büyüme faktörü reseptörü demek. Yani EGF reseptör olarak da geçer. Bu reseptör aynı zamanda buradaki protein kompleksinin bir parçası. Ligand reseptöre bir kez bağlandığında buradaki RAS proteinini aktifleştirmeye yardımcı olur. Ve RAS, yine söylüyorum, bu isimlerin hepsinin proteinlerle ilişkili bir tarihçesi var. Mesela RAS İngilizce'de sıçan anlamına gelen red sarkomundan geliyor. Sarkom, vücudun belirli dokularında meydana gelen bir kanser türü. Sarkomlar ilk olarak sıçanlarda oluşan bazı sarkomlarla ilişkili olarak bulundu. RAS proteini üreten genlerde mutasyonlar olduğunu gözlemlediler bilim adamları ve bu mutasyonlar yüzünden RAS proteini ile ilişkili olan enzimler aktif haldeydi. Öyle tespit edilmişti. Enzimler aktif halde olduğu için bu mekanizmada inanılmaz derecede aktif durumdaydı. Herhangi bir dur sinyali de yoktu. tahmin edebileceğiniz gibi buradaki hücre farklılaşması ile ilgili olan mekanizma da hücreyi etkileyecek yani. Eğer bu mekanizma durmadan çalışırsa sonunda DNA'ya ve DNA'nın bazı bölümlerine, özellikle de DNA eşlenmesi, hücre bölünmesi ve mitoz ile ilgili olan kısımlarına etki edecek. Hücre sonunda ne yapacak? Delirecek ve işte bu tam olarak da kansere sebep olan şey olarak ortaya çıkacak. Yani bu yolak aslında kanser için çok önemli bir yolak. Bakın burada MAP kinazı görüyorsunuz. Bazen bu ERK olarak geçer. Aynı şekilde hücre dışı sinyalin aktiflediği kinaz anlamına gelir. Bu kanser araştırmaları için oldukça önemli bir yolak. Bilim insanları sürekli bu gibi yolakların çalışmasını azaltacak farklı ilaçlar ve moleküller bulmaya çalışıyorlar. Bu videonun asıl amacı, yine söylüyorum, size MAP kinaz yolağı ile ilgili her şeyi anlatmak değil, sinyal iletiminin ne kadar karmaşık olduğunu göstermekti. Şu fosfat gruplarını GTP'den RAS'ye transfer etmeyi sağlayan sinyal basamaklarını görüyorsunuz. Bu basamaklar DNA'ya bir emir verene kadar veya DNA'nın kendine eşlemesini sağlayan bir mekanizmayı aktifleştirene kadar devam ediyor. Böylece hücre çoğalacak ve farklılaşacak. Bu normal olarak tüm hücrelerde olması gereken bir mekanizma ama hücrenin böyle çılgınlar gibi büyümesini engelleyen bazı faktörler var. Ancak eğer RAS proteinini kodlayan RAS genindeki gibi bir mutasyon oluşursa işte o zaman hücre kanser hücresine dönüşür. Evet arkadaşlar, umarım bu videoyla sinyal iletiminin nasıl işlediği ile ilgili biraz daha bilgiye sahip olmuşsunuzdur.